it is befitting that I leave the game just like I came in, beating a big bad monster who knocks out everybody and no one can whoop him. That's when that little Cassius Clay from Louisville, Kentucky came up and stopped Sonny Liston, the man who annihilated Floyd Patterson twice. He was going to kill me. But he hit harder than George. His reach was longer than George. He was a better boxer than George. And I'm better now than I was when you saw that 22-year-old undeveloped kid running from Sonny Liston. I'm experienced now, professional. Jaw's been broke, been lost, knocked down a couple of times. Bad. I'd have wrestled with an alligator. That's right. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Man, dude. Bad. Fast. Last night, I cut the light off in my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. Incredible. Fast. And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him picked. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. ...1973 yılına gelindiğinde Muhammed Ali 1967 yılında Vietnam Savaşı'na katılmadığı için elinden alınan ünvanını ve kemerini hala geri kazanmaya çalışıyordu. 1971'de Frazier'la yaptığı maçı kaybettiğinden beridir rövanşa çıkabilmek için dövüşüyordu. O günden bu yana 10 maç kazanmış ve artık rövanşı beklemeye başlamıştı. Ancak bu sırada beklenmedik bir olay yaşandı. Dövüşe 1'e 3'lük bahis oranıyla giren George Foreman, Frazier'ı 2 roundla toplam 6 kere yere serdi ve Dünya Arsiklet Boks Şampiyonu ünvanını eline geçirdi. Frazier'ın bütün o darbelerden sonra ayağa kalkabilmesinin tek nedeni kaybetmeye karşı gösterdiği inattı. Bundan sonra Ali önce 73'te Ken Norton'la zorlu 2 maç yaptı. Çenesinin kırıldığı ilk maçta Norton'a kaybetti. Daha sonra Eylül ayındaki rövanşı aldı ve Kuzey Amerika Boks Federasyonu kemerini kazandı. 74'ün Ocak ayındaysa Foreman'a meydan okuyabilmek için yine Frazier'la dövüştü. Maç Ali ve Frazier arasında yapılan 3 dövüş arasında en az ilgi görendi. Hatta bir köşe yazarı bu dövüşü en iyi günleri geride kalmış iki geçmiş şampiyonun mücadelesi olarak nitelendirdi. Ali rakibine tam 133 kere sarıldığı tartışmalı maçı hakem kararıyla kazandı. Böylece Foreman Ali maçı için yol açılmış oldu. O zamanlar yeni yeni palazlanan organizatör Don King iki boksörü de 5 milyon dolar karşılığında ikna etti. Enflasyonu işin içine katınca bugünün parasıyla 26'şar milyon dolar ediyor. Tabii o zamanlar bu tarz görülmemiş büyüklükte maliyeti olan bir spor karşılaşması için sponsor bulmak kolay iş değildi. Zaire'nin devlet başkanı Mobutu Sese Seko Amerikalı danışmanlarınca ikna edildi. Bu dövüşte Zaire'nin tanıtımı yapılmış olacaktı. Mobutu ile beraber Libyalı genç devrimci Muammer Kaddafi de dövüşe sponsor oldu. Böylece tanıtımını Don King ve Hemdale Film şirketinin üstlendiği Rumble in the Jungle bir projeden gerçeğe dönüştü. Bu sadece bir boks maçından ibaret değildi. James Brown, B.B. King gibi dev isimlerle beraber Afrikalı sanatçılar da maçtan önce konserler verecekti. Ormandaki kavga Afrika'nın o güne kadar gördüğü en büyük şovlardan birisi olacaktı. Dönemin ağır sikletlerinin hepsi George Foreman'dan korkuyordu. Nasıl korkmasınlar? 1.93'lük 100 kiloluk bir adamdan bahsediyoruz. Çıktığı 40 maçın 37'sini knockout'la kazanmış. Dünya şampiyonu belki bugünden baktığınızda tarihin en iyi 10 ağır sikleti arasına giren Joe Frazier'la adeta bir çocuk gibi oynamıştı. Ali ve Foreman'ın iklime alışabilmek için 1974'ün yaz aylarında Zaire'ye gitti. Ali zaten dövüşe 1-0 önde başlamıştı. İslam dünyasının gözünde siyasi bir güçtü. Zaire'li entelektüeller onu Amerikan emperyalizmine karşı duran bir direnişçi, yani bir tür rol modeli olarak görüyordu. Ali'nin uçaktan indiği andan itibaren taraftarları vardı. Öte yandan Zaire halkı George Foreman'ı tanımıyordu. Beyaz olduğunu zannedenler bile vardı. Bu yetmezmiş gibi Foreman uçaktan Alman kurdu cinsi iki köpekle inince neredeyse bir düşmana dönüştü. Zira Belçika'nın Kongo'yu kolonileştirdiği 1908-1960 yılları arasında polislerin yanındaki Alman kurtları sömürgeciliğin sembolü olmuştu. Ali Zairelilerin sevgisini kendi lehine kullandı. Lingala dilinden birkaç kelime öğrenerek meşhur Ali Bomaye tezahüratını literatüre soktu. Türkçesi kabaca geber tonu Ali olan bu tezahürat kulağa biraz tuhaf gelse de binlerce Afrikalı tarafından hep bir ağızdan söylenince büyülü bir etki yaratıyordu.
Antrenmanlarda iki taraf yan yana gelmiyordu. Ali genelde Foreman'ın antrenmanının sonuna doğru salona geliyordu. Görgü tanıkları Foreman antrenman sonlarında kum torbasına o meşhur bombalarını bırakırken Ali'nin asla Foreman'dan tarafa bakmadığını söylüyor. Öyle ya da böyle Ali basınla konuşmaya devam ediyor ve devamlı Foreman'ı nasıl pataklayacağını anlatıyordu. Ali her ne kadar ballandıra ballandıra dans edeceğini ve Foreman'ın ona asla dokunamayacağını söylese de gerçek şu ki artık 60'lardaki o genç ve çevik boksör değildi. Üstelik Joe Frazier'a kaybettiği ilk dövüşü de sayarsak Foreman'ın karşısına gelene kadar 3 yıl gibi kısa bir sürede 15 maça çıkmıştı. Bu 15 maçın 8'i 12 round, birisi de 15 round sürmüştü. Yine bu 15 maçın 4'ünü Joe Frazier ve Ken Norton gibi sık rakiplerle yapmış, yere serilmiş ve çenesi kırılmıştı. 24 yaşındaki Foreman da 71 ve 72'de sık dövüşmüştü. Ancak son 2 yılda 3 maça çıkmış ve bu 3 maç sadece 5 round sürmüştü. Ali'nin kafa kafaya dövüştüğü Frazier ve Norton'a karşı toplam sadece 4 round harcamıştı. İnsanlar Foreman'ı biraz küçük gösterebilir. Sanki tek yapabildiği sert yumruklar atmakmış gibi. Foreman'ın rakibin üstüne gitmesini sağlayacak Tyson-vari eskivleri de yoktu. Ama buna karşılık olağanüstü bir zamanlama sezgisi vardı ve doğru yerde doğru yumrukları atıyordu. Zaten bu sezgileri olmasa Frazier'ı 2 roundda 6 kere yere seremezdi. Ne var ki Zaire'de geçen her gün psikolojik anlamda Ali'yi daha da güçlendiriyordu. O zamanlar antrenman partneri olan Larry Holmes'un anlattığına göre Foreman'ın darbelerine hazırlanabilmek için antrenmanlarda kendisini hiç sakınmıyor ve vücuduna darbe almaya çalışıyordu. Öte yandan Foreman belki biraz bitse de gitsek havasındaydı. Bu düşmanca ortamda daha fazla kalmak istemiyordu. Antrenmanlarda daha çevik rakiplerle dövüşerek kendisini Ali'nin ringdeki hareketini kesebilmeye hazırlıyordu. 17 Eylül'de yani dövüşe 8 gün kala bir antrenman kazasında Foreman'ın kaşı açılıp 11 dikiş atılınca dövüş 30 Ekim'e ertelendi. Bir ara dövüşün iptal edilmesi bile gündeme geldi. Ancak Foreman ve Ali sabır gösterip beklemeye karar verdi. En sonunda 30 Ekim günü yerel saatle sabaha karşı 4'te Foreman'ın açık ara favori olarak girdiği ormandaki kavga başladı. Gong'un çalmasıyla beraber Ali ringin ortasına geldi ve açılışı yaptı. Bu roundla alakalı en ilginç olay Ali'nin sağ direkle başlattığı kombinasyonlardı. Sağ elli boksörlerin açılış yumruğu sol direktir. Çünkü vücutlarının bu tarafı rakibe daha yakındır. Ali sanki bu sağ direklerle Foreman'ın hızını ölçmeye çalışıyor ve bir nevi meydan okuyor gibiydi. Round'un ortalarında Foreman Ali'nin hızına yetişti ve tam kalbinin altına bir sol kroşe oturttu. Round'un sonlarına doğru Foreman Ali'yi iki defa iplere sıkıştırdı ve vücuduna normal bir insanı acıdan bayıltacak 2-3 balyozla saldırdı. Ali kafasını istediği kadar kaçırsın, Foreman ringi kesebildiği sürece Ali'nin vücuduna vurabilecekti. İlk round'un sonunda Ali bir şeyi çok iyi anlamıştı. Dövüş normalden çok daha ufak bir ringde yapılıyordu ve Foreman istediği gibi önünü kesebiliyordu. Zaten böyle dövüşmeye çalışırsa Foreman'ın attığı her adıma karşı iki adım atmak zorunda kalacak ve erkenden yorulacaktı. Bunun yerine dışarıdan dövüşmeyi seven boksörler için intihar niteliğinde bir karar verdi. İplere yaslanacaktı. Ringin ipleri epeyce gevşek bırakılmıştı. Ali bu sayede arkaya yaslanarak kafasını Foreman'dan uzakta tutabilecek ve kollarını aşağıda tutarak vücudunu koruyabilecekti. Ali ringin ortasına gelmediği için Foreman'ın kaba kuvvetini de nötrlemiş oldu. Böylece rope-a-dope dediğimiz taktik doğdu. Buradan sonra Ali'nin taktiği bir köşeden diğerine gidip iplere yaslanmak ve ensesinin üzerinden ağırlığını vererek Foreman'ı yormak oldu. Ve eline geçen her fırsatta seri sol direk, sağ direk sağ kroşe kombinasyonlarıyla Foreman'a cezayı kesmeye çalıştı. Üstelik sürekli konuşuyordu da. Bu kadar mı vurabiliyorsun George? Bana yumruk atabildiğini söylemişlerdi George. Bana Joe Louis gibi vurduğunu anlatmışlardı George.
Beşinci roundun sonuna gelindiğinde iki taraf da yorulmuştu. Ama Ali kesin bir stratejiyle dövüşüyordu. Bir yandan Foreman'ın birkaç tane yumruğunu çenesine yemiş, ayakta kalmıştı. Ama vücuduna özellikle çok ağır darbeler almıştı. Bu da birazcık yorulmasına neden oluyordu. Öte yandan Foreman Ali'nin aksine kesin hiçbir stratejisi olmadan dövüşüyor ve yavaş yavaş yorulmaya başlıyordu artık. Bu arada 5. round ile 6. round arasında ilginç bir olay yaşandı. Ali'nin antrenörü Angelo Dundee Zaireli bir hakemin iplerle oynadığını gördü. İpleri sıktığını düşünerek yanına koştu. Oysa bu Zaireli hakem Ali stratejisini daha iyi uygulayabilsin diye aslında ipleri gevşetiyordu. 6 ve 7. roundlarda Foreman'ın tükendiği bariz biçimde görünüyordu. Bacakları resmen bitmişti. Yumruklarının arkasını vücudunu alamıyor ve sadece kol gücüyle savuruyordu. Üstelik sürekli öne doğru eğiliyordu. Foreman'ın son roundlardaki ayak hakimiyeti gerçekten acemiceydi. Öte yandan her ne kadar aksini iddia edecek olsa da Ali de yorulmuştu. Ancak daha fazla isabetli yumruk atıyor ve maçı sayılı önde götürüyordu. Humidity is probably 85-90. Try to pull a sneaky right hand on Ali. Ali hanging on, getting away with it. Getting away with it. The left hand taken on the side of Ali's cheek. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. Ali 9 saniyede attığı 11 yumrukla Foreman'ı knockout etmeyi başardı. Rakibine düşerken vurmadı bile. Foreman'ın adeta kökünden kesilen bir ağacı andıran düşüşü belki de ağır siklet boks tarihindeki en estetik karelerden birisi oldu. Ormandaki kavga teknik açıdan iyi bir dövüş değildi. Ama olan bitenler boksun çok ötesindeydi. Zaten Muhammed Ali de sadece boksa mal olmuş bir adam değildi. Bu içinde politika, entrika ve adalet arayışı olan bir geri dönüş hikayesiydi. Muhammed Ali kendisinden 7 yıl önce haksız yere alınan ünvanını ve kemerini sonunda geri kazanmıştı. Peri masalını andıran bu dövüş Ali'nin tüm zamanların en iyisi ünvanını belki de ebediyen korumasına yol açacak. Ali aslında bunun son dövüşü olacağını söylemişti. Tekrar dövüşmesine gerek yoktu. Ancak bunu yine de yaptı. Tam bir yıl sonra Filipinler'de Trilla in Manila olarak bilinen dövüşte ezeli rakibi Joe Frazier'la efsanevi bir mücadeleye girdi ve yine kazandı. 1978'de 36 yaşındayken Leon Spinks'le yaptığı maçta kemerini kaybetti. Ancak aynı yıl içinde rövanşı ve kemerini geri kazandı. Böylece dünya tarihinde 3 defa ağır siklet boks şampiyonluğunu kazanan ilk boksör oldu. George Foreman'sa bu dövüşün ardından depresyona girdi. Dövüşte iplerin gevşetildiğini ve suyuna ilaç katıldığını söyleyerek hile yapıldığını iddia etti. 1977'de Jimmy Young'a kaybettiği maçın ardından boksu bıraktı. Daha sonra 1987'de 38 yaşında ringe geri döndü. 7 yılda yaptığı 28 dövüşün ardından 45 yaşında dönemin ağır siklet boks şampiyonu Michael Moore'a karşı ringe çıktı. Great right hand landing for Foreman. He's had a pretty good round here at number 10. Again, Atlas didn't counter. Atlas, here we go again with the Atlas. Michael Moore, is that on goes Moore on a right hand. An unbelievably close in right hand shot. I can't believe it. The winner, and once again, heavyweight champion of the world, Big George Foreman. Bu dövüş Foreman'ı tarihin en yaşlı dünya ağır siklet boks şampiyonu yaptı. Yaşlı adam tek bir yumruğuyla dünyayı ters yüz etmişti. Muhammed Ali, George Foreman ve hatta bu hikayede geri planda kalan Joe Frazier. Hepsi 70'lerin yani ağır siklet boksun zirvede olduğu yılların krallarıydı. Evet, bu kanalda spor hikayeleri anlatıyoruz ve sporun aslında
konuşulmayan farklı taraflarını konuşup aslında ele almaya çalışıyoruz. Bugüne kadar konumuz ağırlıklı olarak Formula 1'de, ancak bir önceki videoda belirttiğimiz gibi diğer spor dallarına da bir giriş yapıyoruz. Beni YouTube'dan ve diğer platformlar üzerinden takip etmeyi unutmayın. Abone olun diyecekmişim, ben hiç demiyorum ama demem gerekiyormuş. Buyurun diyorum, lütfen abone olun ve takip edin.